Merhabalar kuzuların tosunlarım. TYT Kimya branş denemeleriyle 9. ve 10. sınıfın ötelerini tekrarlıyoruz. Kaçıncı denemedeyiz? 10. denemedeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Peki X, Y, Z ile ilgili maddeleriyle ilgili birkaç bilgi vermiş. Hangileri kesin doğrudur diye soruyor. Şimdi X ile ilgili tek tür tanecik içeren. Bak adam tanecik demiş. Atom dememiş molekül dememiş tamam dikkat et iyon dememiş tek tür tanecik o zaman tek tür tanecik içeren madde hakkında sadece neyi söyleyebilirsin biliyor musun saf madde diyebilirsin yani bu x dediğin vatandaş element de olabilir bileşik de olabilir ama y ile ilgili dikkat et aynı tür atom aynı tür atom denildiği anda e, saf madde dediğine göre bir kere bu ne olacak arkadaşım kesinlikle element olacak Z'ye gelince farklı tür atomlardan oluşuyorsa, e farklı tür atomlardan oluşuyorsa bu bileşik de olabilir. Bileşik mesela hemen örnek verelim. İşte NaCl en iyi bildiğin bileşik. Karışım da olabilir mi? Evet karışım da olabilir. Mesela helyumla neondan oluşan bir gaz karışım gibi. Peki hangisi kesin doğrudur? X saf maddedir. Evet bu kesin. Y elementtir. Bu da kesin ama Z hakkında bir şey diyemesin arkadaşım. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Yani değişiklidir. Geçtik ikinci sorumuza. Aynı periyotta bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili. Peki hemen çiz bak. Bu tür sorularda ne yap biliyor musun arkadaşım sana tavsiye? Aynı periyot derse bir tane periyot çiz. Aynı grup derse de grup çiz yerleştirmeye çalış. Atom numarası en büyük olan Y'dir. Atom numarası sağa doğru artar. Aha bu. Atom çapı en büyük olan X'tir. X de burada. O zaman z de. Aha burada çap sola doğru artıyordu. Atom numarası sağa doğru artıyor. Peki hangileri doğru olabilir? Elektron ilgisi. Elektron ilgisi Z büyük X büyük Y. Dikkat et bak doğru olabilir. Sen şimdi şunu düşündüğün zaman sağa doğru elektron ilgisi ne yapar? Artar. E o zaman en büyük kimin olmasını beklersin? Y. Adam ne demiş Z? Olmaz ki diyebilirsin. Dikkat et. Ya bu Y 8 A ise? Buraya Y 8 A yazdığın anda soygazın elektron ilgisi var mı? Teorikte öyle bir elektron ilgisi yok. Bu sefer kim en büyük oldu? Z. Sonra kim? X sonra Y gelir. Onun için birinci ifade doğru. Birinci iyonlaşma enerjilerine gelince yine 8A olursa tamam Y büyük. Ha 8A olmayabilir. Şunu karalım. Şimdi şöyle yapsak. Bak olabilirliği düşünüyorum ya. Şurası 5A olsa. Şurası 6A olsa. Şurası 7A olsa. 5A, 6A, 7A olduğunda iyonlaşma enerjisi en büyük olan 7A. Sonra 5 ile 6A ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Dolayısıyla Y büyük, X büyük, Z olabileceği gibi Y büyük, Z büyük, X de olabilir. Grupları değiştirirsen tabii ki. Onun için bu ifade doğru. Elektronegatifliğe gelince Z büyük X büyük E o da olabilir. Biraz önce yazdığımız gibi bak buraya 8A yazarsan sen burası 7A olur burası 6A olur değil mi? Bak şöyle yazdığımız zaman tekrar ee, en büyük olan kim olur? 7A grubu tabii ki elektronegatiflikte sonra 6A sonra işte zaten soy gazın elektronegatiflik değeri de yoktur zaten. Bu ifade doğrudur cevabımız E şıkkıdır deriz ve 3. sorumuza geçeriz. Üçüncü sorumuz kimyasal türlerle alakalı. Yukarıda kimyasal türlere bazı örnekler verilmiş. Verilen örneklerle ilgili hangileri doğrudur? Kaç tür kimyasalımız vardı? Bir molekülümüz vardı. Molekül diye bir şey var. Neydi molekül? En az iki e, A ametalden oluşmuş, kovalent bağ ile oluşmuş yapıya biz molekül diyorduk. Mesela O2 de bir moleküldür. N2 de moleküldür. HCl de moleküldür. H2O da moleküldür. İki. ikinci tanecimiz neydi? Türümüz iyon. Artı ya da eksi. Pozitif ya da negatif. Katyon, anyon diyorduk. Elektron vererek ya da alarak oluşuyor. Bu ise atom. Değil mi? Atomlar da periyodik sistemde. Metal, ametal, yarı metal, soy gaz olmak üzere ayırabiliriz. X molekül Y iyon Z atomdur. ifade doğru. X sıvısında X sıvısında moleküller arası hidrojen bağı etkindir. Evet. H2O moleküllerini bir arada tutan kuvvetin adı hatırla hidrojen bağı. Z'de yoğun fazla atomlar arası güçlü bağ etkindir. Bir kere atomlar arası güçlü bağ olması için ya iyonik bağlı ya da kovalent bağlı. Arkadaşım bu adam soy gaz, soy gaz, Önceki denemelerde de vardı hatırlayacak olursan. Bu adamın atomlar arasında e, güçlü bağ etkileşimi olma ihtimali söz konusu değil. Cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkıdır deriz. Ve dördüncü sorumuz grafik yani aslında birazcık kanun hesaplama gibi bir soru. Mol zaman grafiği verilmiş. Bir kere kimle kim reaksiyona giriyor? X2 ile Y2. Reaksiyon tam verimli mi? Evet. Nereden anladım? Hem yazıyor burada. Aha bak görmüyor musun arkadaşım? Buradan anladım. Hem de hadi bunu yazmasa bile gördüğün gibi Y2 bitmiş. Bir reaksiyona reaksiyon, reaksiyonda reaksiyona girenlerin herhangi bir tanesi biterse reaksiyon tam verim. Peki şimdi X2 ile Y2'yi tepkimeye soktuk ve buradan Z oluştu. Tamam. Şimdi arkadaşım bak. X2'den kaç harcadın? 2 mol, Y2'den kaç harcadın? 6 mol, Z'den kaç oluştu? 2. Peki bu harcanma ve oluşma miktarı mol cinsinden katsayılarla orantılı değil mi arkadaşım? Dolayısıyla buna katsayısına 1 alırsan buranın katsayısı 3, buranın katsayısı kaçtır? 2'dir. Bu durumda Z'yi yazacak olursan 2 tane X, burada 2 tane X olması için X, 6 tane Y, 6 tane Y olması için Y3'tür formülümüz yani cevabımız Bursa'dır. Geldik 5. sorumuza yuk yukarıda verilen karışımlar ile ilgili. Peki bakalım karışımlara. Alkol su. Suda alkol çok iyi çözünür. Hatta sınırsız çözünür biliyor musunuz? Yani literatürde hangi alkol gerçi de hani etil alkol, metil alkol bunlar sınırsız çözünür. Şeker su o da çok iyi çözünür. Ama zeytinyağı suda da çözünür. O zaman 1 ve 2 e, homojendir yani çözeltidir. 3 ise sıvı sıvı karışım, heterojen karışım yani emisyondur. Peki birinci ifade bundan dolayı da o. Aynı ortamda ikincinin kaynama noktası birinciden yüksektir. Hatırla arkadaşım sen suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı çözersen kim gibi? Tuz gibi, şeker gibi. Kaynama noktasını artırırsın. Bak dikkat et uçucu olmayan katı çözersin. Alkol çözünde değişmem. Değişir arkadaşım da ama şeker uçucu olmayan katı alkol uçucu bir kat e, Uçucu bir sıvı. Onun için bu ifadede ikincinin kaynama noktası daha yüksektir. Birden ikinci ifade olur. İkincinin üzerine etki eden basınç pardon bak ikiye geri döneyim bir şey daha söyleyeceğim. Alkol su karışımını nasıl ayrıştırırsın? Evet bence de öyle. Ayrımsal damıtma yöntemiyle. Yani alkol 78'de kaynıyor, su yüzde kaynıyor. Ama şekerli su yüzün üstünde kaynıyor. Onun için bu ifade. İkincinin üzerine etki eden basınç artılırsa buhar basıncı birinciye eşitlenir. Bu külliyen yalan. Çünkü çok iyi bildiğiniz bir şey var ki buhar basıncı 3S'ye bağlı. Seni seviyorum Salih. Birincisi sıvının cinsi. ikincisi sıcaklık. Üçüncüsü safsızlık. E peki şimdi ben bu üçünden birisini değiştirmiyorum ki basıncı değiştiriyorum. Basınç buhar basıncına etki etmediği için bu ifade yanlıştır. Cevabımız yani doğru olanlar 1 ve 2. D şıkkıdır dersin. Ve son sorumuzdan önceki sorumuz. Bir anda yedinci sorumuza geldik zannettim. Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili yargılardan hangileri kesin doğrudur? Soru ne sorusu? Asit baz ünitesi sorusu. Değil mi? Asitler bazlar tuzlar. Peki demiş ki birinciden h gazı çıkıyorsa önce Zn kim? Zn amfoter metal değil mi? Amfoter metal aynı zamanda aktif metal. Yani elektron verme işte hidrojenden büyük olan metal. Ve amfoter metal olduğu için asitle de bazla da kuvvetli bazlarla ve bütün asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkar Ama hidrojen gazı çıkıyorsa X asit olmayabilir. Baz da olabilir. Birincisi kesin değil. Ama bakır, bakır nasıl bir metal? Soy metal. Hatta yarı soy değil mi? Yarı soy metal. Yarı soy metallere gelince ya HNO3 ile ya da H2SO4 ile tepkimeye giriyordu. HNO3 ile NO2 ya da NO gazı H2SO4 ile de SO2 gazı çıkarıyordu. Peki NO2 çıkarıyorsa Y derişik kezaptır. Evet NO2 derişik olunca çıkarıyordu. İkinci ifade doğru. Kezap dediğin de HNO3'tür ha. Peki üçüncüden H2 çıkıyorsa bir kere demir aktif metal. Tek özelliği o tamam mı? Aktif metal. Aktif metaller bütün asitlerle tepkimeye girer. H2 çıkarıyorsa o zaman Z aktif. Hocam baz olamaz. Olamaz arkadaşım. Her aktif metal bazılar reaksiyona girmez. Sadece amfoter metaller bazlarla reaksiyona giriyor. O da kuvvetli bazlar. Yani demir eğer bir çözeltiyle reaksiyona girdi ve hidrojen gazı çıkarıyorsa o çözelti kesinlikle asit çözeltisidir. Ve asit çözeltileri de mavi turun soluk kırmızıya çevirili ifadesi. Doğru. Kesin doğrudur dediği için cevabımız D şıkkı. Evet son sorumuza geldik. Son sorumuz ne ile alakalı? Yukarıdan Özelliklerden hangileri sabunlar ve deterjanlar için ortaktır? Peki ikisini yapsın şöyle bir hatırlatayım. Dindiri C çift bağ o. Ona. Diğerini hatırlatayım. Kuyruk kısmı birazcık daha kısa şurada. Şurada bir tane benzen halkası olsun. Şurada SO3. Na. Aha şu sabun. Şu ise deterjan. Bu sabunda Sabun doğaldı bir kere değil mi? Zeytinyağından elde ediyorsun ya da yağlardan elde ediyorsun. Süt kostik veya potas kostikle reaksiyona sokuyor. Şuralar FOP'tu hatırla. Buralara kuyruk kısım deniyordu. FOP. Şuralar ise fildi. Yani hidrofil. Hidrofil hidrofob. FOP ne demek? Fobiden geliyor Suyu sevmeyen. Fil ne demek? Suyu seven. Dolayısıyla her ikisi de işte hidrofob ve hidrofil kısmı içerir mi? Evet. Yüzey aktif olma? Evet. Yüzey gerilimini azaltan, temizliği arttıran ...bir şeydir, özelliktir bu. Her ikisi de yüzey aktif maddedir. Bütün sularda aktif temizlik yapabilir mi? Hayır arkadaşım. Bu sadece kime ait bir özellik? Bu deterjana ait bir özellik. Deterjan sert suymuş, yumuşak suymuş. Hiç fark etmez adam. Ama sabun da öyle değil. Sabun sert sularda ne yapıyor? Çökelti yapıyor, temizliği birazcık da azalıyor çevreye oldukça zararlı. İşte bu da deterjan için geçerli. Sabunlar o kadar şey zararlı değil. Sabunlar mikroorganizmalar tarafından çevreye atıldığı zaman parçalanabilen e, maddelerdir arkadaşlar. Bundan dolayı bu ifade ortak değildir. Ortak olan hangi ikisi oldu? 1 ve 2. Yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Ve denemeyi bitiriyoruz. Umarım full çıkarmışsındır. Kendine iyi bak. Hoşçakal.